sürecinde tabii ki bir takım işte bizimle ilgili farklı şeyler ana insanlara. Yani o, dilerdim onlar olmasın, o noktaya gelmesin. Yani burada gerçekten Kars halkı herkes biliyor ki yani ben imkansızlıklar içinde mesela İnönü Caddesi, Kars'ın en önemli caddesi, orası bile toprakken aldık, topraktı yani. Orada kanalizasyon yoktu, su yoktu diyorsunuz, orayı bile kaldırım yoktu. Kars'ta yürüdüğümüz bütün kaldırımlar, yollar falan hepsini o dönem yapmıştık ama buna rağmen bize insanlar ya işte ne yapmış bu şehirde, ne etmiş dediler. Ben de yani gerçekten Kars halkı bunu takdir buyurup da şimdi hiç olmayan, tabelası bile olmayan bir partiden girdik, bu kadar oy aldık. O da bir şeydir benim için. Oy veren, vermeyen, gönlü bizimle olup ama maalesef ki Kars'ın en büyük handikaplarından birisi bu etnisite olayı var ya, etnik yapı olayı. Buna rağmen adam en bariz örneğini vereyim, diyor ki kapıyı çaldığında diyor ki o ben ona kurban olurum. Her ay maaşını, çünkü biliyorsunuz sizi biliyorsunuz bizzat, her ay 10 yıl boyunca maaşını şeylere, ihtiyaç sahibi şeylerimize veriyordum. Ona kurban olalım ama şeyde öz milletini bırak ona verelim. Ya da parti var diyor, diye tercih ediyorlardı. Bu doğaldır. Maalesef bu şehrin biraz da kaderi gibi. İşte gönlü bizimle olur ama bu etnisite öreği ya da parti tercihi doğaldır. Ben de buna saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi şehrindeyim, burada olacağım bundan sonra zaten. Herhangi bir politik beklentim yok. Sadece burada şehrin bir gönüllüsü olarak Kars Gönüllüleri platformunu oluşturmayı arkadaşlarımızla kararlaştırdık. Belediyemizle birlikte, kurumlarımızla birlikte. Yani bu şehir yerleri atlatmak lazım. Ön yargı bugün maalesef atomu parçalamaktan daha zor olma hale gelmiş. Onun için ön yargıları yıktırıp Kars'ı cazibe merkezi haline getirmek, oradaki algıyı kırmak durumundayız. Onun için Karslılar olarak, bütün Karslılar bana göre artık bu ön yargıyı yıkmak zorundayız, el ele vermeliyiz Kars için. Şu anda seçilmiş halkımızın bir iradesi vardır. O iradeyle saygı göstermek lazım. Kars bizim. Biz de herkes geçeceğiz. Kars bakidir. Onun için Kars'ın geleceği adına herkes elini taşın altına koymalı. Ben de bu konuda hazırım Kars'ımız için. Ardından Ayhan Bilgen, Ali Beyoğlu'nun kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Biz tabii yani daha önce ziyarete gelen seçimde yarıştığımız arkadaşlara da aynı şeyi ilettik. Seçimde kalmıştır. Artık bundan sonrasında Kars için ne yapabiliriz? Hep birlikte nasıl daha güzel şeyler yaparız? Bizim artık bu vakitten sonra tek gündemimiz budur. Elbette ki yani seçimde partiler, adaylar yarışırlar ama sonrasında hizmet yarışı başlar. Bizim açımızdan geçmişte bu şehirde kim olumlu bir şey yapmışsa, iyi bir iş yapmışsa onu takdir etmektir sorumluluğumuz. Ama eksikleri, yanlışları da hep birlikte düzeltmek ve tekrarlamamaktır görevimiz. Biz de teşekkür ediyoruz ziyaret için. Yani seçimden sonra bizi daha önceki başkanlarımızdan ve bu seçimde aday olanlardan yani Selahattin Bey aradı. Tekin başarı dileklerini iletti ve aynı şekilde yani her türlü katkı sunmaya, destek olmaya hazır olduğunu söyledi. Yani tabii biz seçim öncesi tartışmaları bir tarafa bıraktığımız için Nevzat Bey yine aynı şekilde aradı. Yani kendisinden ne istenirse yapabileceğini söyledi. Adaylardan Taner Bey ziyaretimize geldi. Taner Turan'ı siz de takip ettiniz zaten. Ve Ensar Erdoğdu adaylıktan sonradan çekilmiş olsa da kutlama ziyaretine geldi. Biz yani bu ziyaretten memnunuz ve yani her türlü katkıya, desteğe açık olduğumuzu zaten başından beri söylüyoruz. Bundan sonrasında daha somut biçimde de şehrin sorunlarıyla ilgili geçmişte bu şehirde kim ne yapmışsa yani katkı, destek, tecrübe yani o tecrübeden faydalanarak şehri daha da güzelleştirme konusunda hiçbir partizan yaklaşım içerisinde ya da şahsi bir polemik içerisinde olmadan şehri birlikte güzelleştirmeye bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Belediye eş başkanı Şevin Alaca ise Naif Ali Beyoğlu'na geçmişte yaptığı kıymetli çalışmalardan dolayı teşekkür ederek projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmamasını ise üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Zaten bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Eş başkanımız da ifade etti. Bizim için seçim 31 Mart'ta o tarihlerle kapandı. Kars için çok kıymetli hizmetleriniz oldu, emekleriniz oldu. Teşekkür ediyoruz. Sizin yaptığınız hizmetlerin sürdürülebilir olması çok önemliydi. Ancak maalesef sizden sonra gelen yönetimler böyle bir politika izlemediler. Biz seçim sürecinde de hep Kars'ı birlikte yöneteceğiz dedik. Dolayısıyla bu şiarın altında tecrübeleriniz, önerileriniz bizler için çok kıymetlidir. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
konuşmaların ardından Bilgen, Alaca ve Alibeyoğlu bir süre basına kapalı olarak görüştüler.